Erdal Tanas Karagöl Yeni Ekonomi Programı ve Türkiye'nin Ekonomik Hikayesi 2018 yılının başından bu yana ticaret savaşlarının yarattığı gerilimle beraber küresel ekonomi birden fazla gelişmeye ev sahipliği yapmış bulunuyor. Bu durum bir taraftan dünya ekonomilerine yönelik risk ve belirsizlikleri artırırken, diğer taraftan da ülkelerin küresel finansal sisteminin geleceği konusunda yeni yön arayışlarına girmesine sebep oluyor. Bu konjonktür, geçtiğimiz aylarda Türkiye ekonomisine yönelik yaşanan saldırılar ve uygulanan ekonomik yaptırımlar göz önünde bulundurulduğunda küresel ekonominin geleceğine yönelik tehditlerin her geçen gün artış eğiliminde olduğunu ve bu durumda özellikle gelişmekte olan ülkelerin kendilerini güvence altına almak adına güçlü ve sağlam bir yapıya bürünmek zorunda olduğunun işaretçesidir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta açıklanan yeni ekonomi programı YEP, Türkiye ekonomisine yönelik bir taraftan temel makroekonomik göstergelerle ilgili yeni tahminleri verirken, diğer taraftan da yeni ekonomi hikayesi için bir yol haritası sunmuş oldu. Peki yeni ekonomi hikayesinde öne çıkan hususlar nelerdir? Büyüme ve cari açık arasında tercih olmaması. Önümüzdeki süreç bir taraftan cari açığın azaltılmasına hedef alırken diğer taraftan da cari açığın azaltıldığı bu ortamda üretimin artırılmasını öngörüyor. Yani öncelikle yüksek ithalat kaynaklı dış finansman ihtiyacında azalmaya gidilecek. Ancak ithalatta gidilen bu sınırlamanın elbette üretimmesi olumsuz anlamda etkilemesine izin verilmeyecek. 2012 yılında yaşanan gaz fren tartışmalarını göz önünde bulundurursak yeniden cari açık ve büyüme arasında tercih yapmak zorunda kalmamak ve büyürken cari açığın artmaması için programda da belirtildiği gibi belli alanlarda bir an önce üretime geçilmesi gerekiyor. Bu konuda en temel önceliklerimiz ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine, teçhizat gibi alanlarda dışarıya olan bağımlılığımızı azaltmaktır. Dış finansman ihtiyacının azaltılması Bilindiği üzere dış finansman ihtiyacının en büyük sebeplerinden birini yeteri kadar tasarrufa sahip olmamak oluşturuyor. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı finansal kırılganlıkları tekrar yaşamaması, kur hareketlilikleri üzerinden manipülasyonlara ve yüksek faiz ödemelerine maruz kalmaması, özel sektörün üretimde rekabet gücünü kaybetmemesi ve kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimlerini tehdit aracı olarak kullanamaması için ekonomi güvenliğinin anahtarı olan tasarruflara bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Dolayısıyla yeni ekonomi programında da öngörüldüğü üzere önümüzdeki süreçte kamuda yap yapılması planlanan tüm tasarruflar hane halklarından reel sektöre kadar ekonominin tüm aktörleri için teşvik unsuru olmalıdır. Bugün bu programla dış finansmana olan bağımlılığı azaltma konusunda güçlü adımlar atıldığını görmekteyiz. Bu aynı zamanda oluşacak yüksek enflasyon ve kur hareketliliği için de önleyici önemli bir hamledir. Mali disiplinde süreklilik Türkiye son yıllarda mali disiplin konusunda sergilediği üstün performansla başta bütçe açığı ve kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılası içindeki payının düşük kalması sayesinde 2008 küresel ekonomik krizi gibi dünya ekonomilerinde büyük tahribatlara yer veren bir olayın etkilerini kısa sürede bertaraf etti. Son dönemlerde yaşanılan kur hareketliliğinden etkilenmemesinin de arkasındaki en temel güç şüphesiz kamu maliyesindeki sağlam yapısıdır. Bu nedenle açıklanan niyette kamu maliyesinde süreklilik olmazsa olmazlardan. Ayrıca programın temel kavramları arasında yer alan disiplin kelimesinin kamu maliyesiyle adeta özdeşleşmiş durumda olduğunun da altını çizmek gerek. Yapısal reformların gerekliliği. Türkiye bir taraftan yerli üretimin artırılması, diğer taraftan üretim için gerekli girdilerin yurt içinde sağlanması konusunda hayata geçecek reformlarla hem dışa bağımlılığı azaltacak hem de üretimi yani gayri safi yurt içi hasılasını artıracaktır. Ayrıca üretim için gerekli kaynağın yer aldığı finansal alanda yapısal reformlara devam edilmesi Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracaktır. Programın takibi ve izlenilmesi Şimdi sıra hazırlanan yeni ekonomi programının uygulanmasında. Reformların hayata geçmesi ve hedeflenen makroekonomik göstergelere ulaşmak için programın etkinliğinin takip edilecek olması programın başarıya ulaşmasındaki en temel etkendir. Yeni ekonomi programının yepin yazılacak yeni başarı öyküsünün başlangıcı olması dileğiyle.